Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sınav soruları aynı zamanda SRC sınavlarında da çıkar arkadaşlar. Birinci sorumuzdan itibaren başlayalım. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesi 6 ay süreli geri alınır. B. Sadece para cezası verilir. C. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. D. Sadece şehir içinde araç kullanmasına izin verilir. Arkadaşlar, alkolde birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü defada 5 yıl. Uyuşturucuda da yine aynı şekilde nedir? 5 yıl süreyle ehliyetine el konuluyor. Evet. Cevap Ceyhan seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? A. Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması. B. 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. Bakın her ikisi de doğru. Geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenli geçişlerini beklemesi. Dikkat ederseniz bakın geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi nedir? Kesinlikle yapılması yasak olan bir uygulamadır, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz gelsin. Üçüncü sorumuz kontrolsüz kavşaklardan gelmiş bakın. Sınavların banko sorularından hem SRC'de de bu soru özellikle görsel uygulama sorularında geliyor arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanır diyor. Şimdi bu tip sorularda öncelikle bilmeniz gereken püf noktalarımız var. Öncelikle şudur. Kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan araçlarımız varsa ki burada bakın var. Nedir? 2 numara dönüş yapıyor, 3 numara dönüş yapıyor. Her ikisi de şu anda beklemelidir. Burada neye dikkat ediyoruz? Düz giden araçlara bakıyoruz. Dönüş yapanlar en son geçiyor. Düz gidenler kendi sağındakine yol verecek. Burada 4 ile 1 düz gittiği için 4'ün sağında bakın 1 numara var. Hemen şöyle bir ok atalım. Demek ki 1 numara ilk geçiş hakkına sahiptir. Bize demiş olsa ki geçiş hakkı sıralamasını yapınız deseydi bakın önce 1'i geçirecektik. Sonra 4'ü daha sonra dönüş yapanlardan 2'nin sağında 3 olduğu için önce 3'ü en sonda 2'yi geçirecektik. Tabi bize sorulan soru bu değil. Ne diyor? İlk geçiş hakkına sahip olan hangisidir? İlk önce hangisi geçiyor? Denizli seçeneği geçer. Yani bir numara, değil mi? Evet, bir numara. Karayolları Trafik Kanunu'na göre C1, C1E, CED1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 2, 7, 10 ve 5 şeklinde verilmiş. Şöyle diyelim, tabii ki bu sorular ehliyet sınav soruları, SRC sınav soruları, küçük ehliyetler, örneğin otomobil, kamyonet, araçlar, motosikletler, küçükler arkadaşlar, 10 yıl süreyle geçerlidir. Büyük otobüs, kamyon, çekiciler, tırlar, onlar ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Burada bize verilen kamyon, tır, değil mi? Otobüs, bunlar 5 yıl süreyle geçerli. Devamımız C, Denizli seçeneğidir. Evet, hemen geçelim. 5. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi tüm karayollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir? Şimdi bakın Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı verilmiş şıklarda. Tabi burada dikkat ederseniz ne veriyor? Tüm karayolları işaretleme standartları diyor. Tüm karayolları dediği için
Cevabımız otomatik olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çıkıyor. Bakın, eğer yerleşim yerleri, bakın bu soruyu şöyle sorsaydılar, yerleşim yeri içinde karayollarındaki işaretlemeleri kim yapar demiş olsaydı ne diyecektik? İlgili belediyeler, değil mi? Evet, belediyeler. Bakın buna da dikkat etmek gereklidir tabii ki. Evet. Adana seçeneğini işaret ettikten sonra 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuz geçiş üstünlüğünden gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? A. Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır. Bakın. Evet. B. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve halk hakkını kullanmaları serbesttir. Bakın burada bir soru işareti var. Hemen Bursa seçeneğine bir soru işareti koyalım. Ne diyor? Geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları görev hali dışında. Evet. Demek ki burada bir yanlışlık var. C. Bu hak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bu arada vermek şart ile kullanılır. Evet, doğrudur. Bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir tabii ki. Evet, burada da Bursa seçeneği yanlış arkadaşlar. Görev hali dışında geçiş üstüne sahip araçların hakkı yok biliyorsunuz. Evet, yani Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 7'ye geçelim. 7. sorumuz nereden gelmiş? 7. sorumuz işaretlerden gelmiş. Bakın. İşaretler trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre verilen trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Bakın, iklim koşullarından. Evet, burada altını çizelim de bakın iklim koşulları. İklimle ilgili ne var burada? İşte gizli buzlanma. İklimle midir? Tabii ki iklimledir. Sağ tehlikeli viraj, kontrolsüz kavşak, yaya geçidi. Bakın bunlar iklimle ilgili değil. Hemen cevabımız otomatik olarak çıktı, değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz şöyle. Aksine bir durum yoksa saatte 100 km hızla seyreden bir sürücü önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşır? Şimdi burada dikkat edersek arkadaşlar ne vermiş? 100 km, yani hızı 100 veriyor. Aracın, örneğin iki tane aracımız var. Şimdi bir nolu araç 100 ile seyrediyor. Bakın 100 ile gidiyor. İki nolu aracımızla arasındaki neyi soruyor bize? Takip mesafesini sormuş. Takip mesafesi her şeyden önce hızın yarısıdır. Hızın yarısı takip mesafesidir. Yani 100'ün yarısı nedir? 50'dir. Demek ki otomatik olarak cevabımız Adana'ya çıktı. Evet. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre yine takip mesafesini verir. Bir de takip mesafesini arkadaşlar 88-89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman yine bize takip mesafesini verir. Bu da yine hem SRC hem de ehliyet sınav sorularında geliyor. Bilginiz olsun. Adana seçeneği dedikten sonra 9. sorumuza bakalım. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa diyor. Şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? Bakın. Şimdi bu da arkadaşlar bakın SRC 1, 2, 3 ve 4'te çıkıyor. 1, 2, 3 ve 4'te çıkar. Aynı zamanda ehliyet sınav sorusudur bu da soru. Yani verilen burada hangisinin altını çizelim? Tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızını sormuş. Tehlikeli madde taşıyan araçların hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında şehirler arası yollarda her zaman arkadaşlar her zaman nedir?
Önündeki araçla arasındaki takip mesafesi 50'dir. Ama bakın bize burada neyi soruyor? Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı, şehirler arası bölünmüş karayolundaki hızını soruyor, değil mi? Bölünmüş karayolundaki hızı bakın 60'tır, değil mi? Adana seçeneği. Ama bize takip mesafesini sormuş olsaydı ne diyecektik? 50 diyecektik. Bakın bu çok önemli bir sınav sorusu. Hem serecede hem de ehliyette gelir. Cevabımız da burada Adana seçeneğidir. 10. sorumuz bakın kesik kesik ve devamlı yol çizgisinden gelmiş. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? Hatalı davrananı soruyor. 1, 2, 3, 4. Evet, burada dikkat ederseniz. Evet. Hatalı davranan. Devam çizgide karşıya geçiş ne yap nedir? Değil mi? Yasaktır. Evet, burada 3 numara arkadaşlar bakın 3 numara ne yapmış? Devam çizgiden karşıya geçmeye çalışmış. Devamlı çizgiler görüşe kapalı alana çiziliyor. Kesik kesik yol çizgileri ise görüşe açık alanlara çizilir. Devamlı çizgide karşıya geçiş yasaktır. Kesik kesik yol çizgisinde önündeki aracı dikkatli bir şekilde sollayabilirsin. Evet, burada da yanlışı soruyor bize. Tabii ki 3 numara yanlış yapmış. Ceyhan seçeneği. 11. soruya bakalım. 11. sormuş şöyle. Hemen 1-2 verilmiş. Verilenler için hangi söylenir diyor. Bir, azami yüklü ağırlığın %20'sinden fazla aşılması halinde yükü uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. İki, taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmeleri nedir? Sağlanır. Tabi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar her ikisi de doğrudur. Bursa seçeneği doğru cevap. Yine trafik tanzim işaretlerinden gelmiş şekildeki trafik işareti hangisini gösterir? Evet. Tanzim yuvarlak yasak demektir. Kamyon garajı, kamyonun giremeyeceğini, kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu, kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, tabii ki burada kamyonun giremeyeceğini bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz trafik polisi hareketlerinden gelmiş. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücü için anlamı nedir? Trafik işaretinde dikkat ederseniz bakın trafik polisinin kolu aşağıyı gösteriyor, değil mi? Burada bir ne var? Dur, sağa yanaş, yavaşla, hızlan, değil mi? Burada bir neden bahsediyor, yavaşla, değil mi? Yavaşladan bahsediyor. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuz yine arkadaşlar görsel animasyonlu sorulardan bakın sağ dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir? Şimdi birazdan görselimizi izleyeceğiz. Önce şıklarımızı okuyalım. 1. Hız sınırlamasına uymadığı. Araç ışıklarını gerektiği yerde kullanmadığı. 3. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadı. Evet, burada hangilerini kesinlikle yanlış yapmıştır diye bize soruyor sağa dönerken. Hemen önce bir görselimizi okuyalım. Görselimize bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şu anda görsel aracımız sağa dönüş yapacak. Bakın izliyoruz. Kırmızı araçtan bahsediyor bakın. Bakın burada bir hata yapmış değil mi arkadaşlar? Dikkat ederseniz görselimizi tekrar izleyelim bakın. Sağ dönüş yaparken yaptığı hatalara bakın. Yaptığı hatalar burada başlıyor. Bakın şurada başlıyor.
Yaklaşıyor, dönüş işaretini vermiyor ve yaya geçecek, yaya da nedir? Yol vermedi. Geçti, evet. Dikkat ederseniz. Evet, hemen bakalım. Bize kesinlikle söylenir diyor. Bir kere kavşaklarda dönme ve dönüş işaretlerine uymadı kesinlikle söylenir, değil mi? Üçün olduğu şıklar arkadaşlar nedir? Doğrudur. Bakın. Üçten başladım. A'yı eledim. Araç ışıklarını gerektiği yerde kullanmadı. Evet, bakın. Işıkları da kullanmadı. Hız sınırlamasına uymadı. Esasında hız sınırlamasına uyuyor arkadaşlar. Bakın normal gitmesi gereken hızda gidiyor. Ama ışıklarını düzgün kullanmadı, değil mi? Evet. Işıklarını düzgün kullanmadı. Gerekli yerde yayaya dönerken yol vermedi. Yani 2 ile burada nedir? 2 ile 3'ü kesinlikle yanlış yaptı. Evet, görsel sorularınız biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Cevabı Ceyhan seçeneğidir. Yine bir trafik levhası sorusu. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Yürüyüş yoluna, alt ve üst geçitlere, okul geçidine, gençlik kampına. Bakın burada dikkat edersen tehlike uyarı işareti var. Tehlike uyarı işareti okul geçidine yaklaşıldığını bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz şöyle. Verilenlerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? Araç tescil belgesi. Bakın. Tescil belgesi değil mi? Ruhsat. Sürücü belgesi. Araç bakım kartı. Nüfus hürriyet cüzdanı. Evet arkadaşlar, tescil, sürücü ve nüfus cüzdanınızı mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ama araç bakım kartını nedir? Trafik görevlileri zaten sormazlar, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 17. sorumuz gelsin. 17. sorumuz bir sonraki soru. 17. sorumuz geldi. Bakın yine güzel bir soru. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Dikkat ederseniz bakın şöyle kalemimizi de alalım. Kavşakta sola dönüş yapacak. Dikkat edin bakın. Bakın arkadaşlar sola dönüş yapacak. Sola dönüş yapan 2 nolu araç sürücüsü şu anda levhaya da dikkatinizi çekmiştir eminim ki. Bakın levha, şuradaki levha tali yol levhası. Dar bir kaviste dönmelidir. Sola dönüş yapan. Karşıya geçen yaya yol vermelidir. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Hızını azaltmadan kavşağa girmelidir. Her şeyden önce bakın arkadaşlar. Dar kaviste değil, geniş kaviste dönmesi gerekiyor. Çünkü sola dönüş yapıyor. Bakın burada geniş dönmesi gerekir. Burayı şöyle bir açıklama yapalım. Geniş dönmesi gerekiyor. Evet, karşıya geçen yayaya yol vermesi lazım. Çünkü yaya geçidiğinde şurada gördüğünüz gibi yaya geçiyor. Evet, yayaya yol vermelidir. İlk geçiş hakkını kendisi kullanamaz. Çünkü dikkat edin arkadaşlar. Burada da bir nolu bir araç var. Düz gidiyor. O da bakın tali yolda bir numara iki numaraya göre daha önce geçer. İlk geçer. Değil mi? O zaman beklemelidir. Hızını azaltmadan kavşağa girmesi de kesinlikle yanlıştır. Tabii ki burada verilen sorumuzun cevabı Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. Bursa seçeneği. Şöyle işaretleyelim ve 18'e geçelim. Yetkililerce araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Tabii ki trafik kusuru, trafik terörü, trafikten men, trafik suçu.
Tabii ki trafikten men denir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19. Hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? A. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak. B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak. C. Arkadan çarpmak. D. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek. Asli kusurlu sayılan hallerde, bakın arkadaşlar, yine hepsi SRC 1, 2, 3 ve 4'te çıkar. Arkadaşlar, SRC sınavına giren arkadaşlar da bu soruları mutlaka cevaplamalı. Ehliyet soruları aynı zamanda SRC sorular, bakın. Asli kusur durumlardan değildir. Bakın, asli kusur. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak asli kusurdur. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, bakın. Uymak dediği için asli kusur değildir. Arkadan çarpmak asli kusurdur. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek asli kusurdur. Burada cevabımız tabii ki Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz hemen gelsin. 20. sorumuz yine bir trafik tanzim sorusu. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Trafik tanzim işareti, bakın, içerisinde bir otomobil resmi var. A taşıt trafiğine kapalı yol. B motosiklet hariç motor taşıt trafiğine kapalı yol. C taşıt giremez. D motosiklet giremez. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, 20. soruda motosiklet hariç, bu işaretin anlamı motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol demektir. Bursa seçeneği doğru cevap. 21'e geçelim. 1, 2, 3 verilmiş. Hemen soruları okuyalım. Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? 1. Şerit değiştirmelerde, 2. Sağa veya sola dönüşlerde, 3. Bir aracın geçilmesi esnasında. Dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur. Şerit değiştirmelerde kullanır mısınız arkadaşlar? Tabii ki kullanırız. Sağa ve sola döneceğiniz zaman mutlaka farkındalık oluşturmak için sinyal vermek zorundasınız. Bir aracın geçilmesi esnasında evet tabii ki sinyalinizi vermek zorundasınız. Burada verilenlere baktığımızda her üçü de yapılması gereken harekettir. Denizli seçeneği doğru cevap. 22. Motosikletin sürülmesi sırasında verilenlerden hangisinin kullanılması olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır? Kask, dayanıklı bot, eldiven, yansıtıcı giysi. Kafa yaralanması dediği için, bakın, kafa yaralanması. Tabii ki özellikle motosiklet sürücüleri mutlaka kask kullanmaları gerekir, değil mi? Evet, cevabımız Adana seçeneği doğru cevap. Verilenlerden hangileri kazanda emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? Araç içinde savrulma, araçtan dışarı fırlama, ölüm ve yaralanmalarda artma. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, bir emniyet kemerini takmadığınız zaman araç içinden savrulabilirsiniz. Araçtan dışarı fırlayabilirsiniz. Ölüm ve yaralanmalar burada artabilir. Tabii ki her üçü de doğrudur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz araç tekniğinden gelmiş. Bakın, çok önemli bir sınav sorusu. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Bakın, şaftan aldığı hareketi ileten soru işaretinin olduğu yeri soruyor bize. Amortisör, diferansiyel, vites kutusu ve balata şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar, burada da diferansiyelin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde verilen ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Bakın, bize ne demiştik daha önce konuyu anlatırken? Akü şarj göstergesi yandığında, hararet göstergesi yandığında ve yağ göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekir. Burada da dikkat ederseniz akü şarj göstergesini vermiş. Adana seçeneği doğru cevap.
26 motor yağının zamanda değiştirilmemesi hangisine neden olur? A. Motordaki aşıntıların artmasına. B. Akünün daha çabuk bitmesine. C. Motorun verimli çalışmasına. D. Aracın daha yavaş gitmesine. Tabi burada da dikkat ederseniz bakın motor yağının zamanda değiştirilmemesini sormuşlar. Değiştirmemesi motordaki aşıntıların nedir? Artmasına sebep olur değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Rölanti ayarının bozuk olması. C. Frenlerin ayarsız olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Evet, burada da arkadaşlar yakıt tüketiminin artması. Şöyle de daha önce de konuları anlatırken söylemiştik arkadaşlar. Seyir halinde ne kadar çok gaza fazla basarsanız bakın hız yaparsanız gaza basarsanız aracınız her kilometrede daha fazla yakıt yakıyor. Yani aşırı hız nedir? Fazla yakıt yakmaya sebeptir. Onun için mutlaka yollardaki hız limitlerine uyarak dikkatli bir şekilde araç kullanalım. A. Adana seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz şöyle. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Bujinin daha iyi ateşlemesine. B. Elektrik tesisatının yanmasına. C. Farların daha canlı yanmasına. D. Akünün daha çabuk bitmesine. Sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek. Bakın dikkat edin. Ne yapabilirsiniz? Aracınızı da yakabilirsiniz, değil mi? Elektrik tesisatının yanmasına sebep olabilir. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Yine bir araç tekniği sorusu. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Bakın yakıt göstergesi, değil mi? Yağ göstergesi, bakın yağın bitmek üzere olduğunu ama burada yakıt göstergesini sorduğu için zaten cevabımız otomatik olarak Denizli'de ne yapılmış arkadaşlar? Verilmiş. Evet. 30. sorumuz araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? Termostat çıkartılmalı. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. D. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. Yakıt tasarrufu sağlamak için tabii ki bujilerimizi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Bursa seçeneği doğru cevap. 31. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi nedir? Fren müşiri arızalıdır. Geri vites müşiri arızalıdır. Flaşör arızalıdır. Dispiratör arızalıdır. Evet. Tabii ki arkadaşlar burada da fren müşiri nedir? Arızalıdır. 32. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? Yüksek devirde, zengin karışımla, düzensiz tekleyerek, yüksek performansla. Evet, dikkat ederseniz bakın tozdan bahsediyor değil mi? Toz, su, pislik varsa tabii ki düzensiz çalışır değil mi? Tekleyerek çalışır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 33. sorumuz ilk yardım sınav sorusu. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni nedir? Ne olabilir? Baş geri çene pozisyonu. Kusmayı sağlamak, hava yönünü açmak, kalp masajı yapmak, bilinci değerlendirmek. Sınavlarda sık sık gelen sorulardan bir soru. Baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin sebebi nedir? Hava yolunu açmaktır. Bursa seçeneği doğru cevap. 34. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? A. Uzun süreli olması. B. Dinlenmekte geçmemesi. C. Genellikle göğüs ortasında başlaması. D. Nefes alıp vermekte şiddetinin değişmesi. Kalp spazmında görülen ağrının özelliklerinden birisini sormuşlar. Tabii ki genellikle göğüs ortasında başlıyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, diğer sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Evet.
1. Sıkan giysiler gevşetilir. 2. Sırt üstü yatırılarak ayaklar 45 santim yukarı kaldırılır. Evet. Kusma varsa mide içerisini yutması için yarı oturup pozisyonu tutulur. 4. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Burada dikkat ederseniz ilk yardım uygulamalarındandır. Dediği için her şeyden önce bakın. Sıkan giysiler tabii ki gevşetilir. Sırt üstü yatırılarak ayaklar 45 santim yukarı kaldırılır. Yanlış arkadaşlar. Şok pozisyonunda 30 santim yukarı kaldırılıyor. Demek ki 2'nin olduğu seçenekleri ne yapıyoruz? Eliyoruz. A ve B seçeneğini eledik. C ve D seçeneği kaldı. Okumaya devam ediyorum. Kusma varsa mide içerisini yutması için yarı oturup pozisyonda tutulur. Evet. Yarı oturur pozisyonda tutulur diyor. Yanlış. Bakın. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Evet arkadaşlar. 1 ile 4 doğru, diğerleri yanlış. Yani Denizli seçeneği doğru. Evet. 36. Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir? Öz eleştiri yapabilmek, risk almaya meyilli olmak, trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek, hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak. Güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir. Olumsuz, bakın, olumsuzluktan bahsediyor. Dikkat ederseniz burada olumsuz risk almayı meyilli olmak. Değil mi? Mesela öz eleştiri yapmak olumlu. Hata yapan sürücülere uygun bir dille uyarmak olumlu. O zaman hangisidir? Şöyle diyelim bakın. Dördün olduğu şıkları eledik. Arkadaşlar. Şu şıkları eledik. Birin olduğu şıkı da eledik. Sadece ne kaldı? Bursa seçeneği. Evet, yani 2 ile 3 olumsuz, değil mi? Evet. Evet, 37. sorumuz. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil yardım servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 acil yardım servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek. B. Kimin hangi numaradan arandığını bildirmekten kaçınmak. Bakın, her ikisi de yanlış. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aranmasını sağlamak. Olayın tamamını yapmaktan kaçınmak arkadaşlar. Bakın burada da sorunun içerisinde cevap otomatik olarak bakın çıkıyor. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aranmasını sağlamak Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Diğer sorumuz arkadaşlar 38. sorumuz yine görsel animasyonlu bir soru. Videodaki ilk yardımcının uyguladığı müdahale verilenlerden hangisidir? Temel yaşam, rentek, itfaiyeci taşıma, hemlik manevrası. Evet. Bakın hemen görselimizi, animasyonumuzu izlemeye devam edelim. İzleyelim arkadaşlar. Şu anda bakın temel yaşam desteğinde rentek manevrası, itfaiyeci ve hemlik manevrası şeklinde. Burada bir tıkanma var, değil mi arkadaşlar? Burada bir tıkanma var. Tıkanma var. Tıkanmayı ne yapmak? Hasta yarayı kurtarmak. Cismi çıkarmak yani. Evet. Burada bize ne diyor? Hemlik manevrasını uyguluyor. Evet. Yukarıdaki uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? İlk yardımcı sol koluyla omuzundan tutarak kazizedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazizedenin bacaklarının arasından geçirir. Kazizedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazizedenin sağ elini tutar. Ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazizedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazizedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Burada itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, koltuk altına tutarak taşıma,
ayak bileklerinden sürükleme ve rentek manevrası. Tabii arkadaşlar burada dikkat ederseniz çömelerek sağ kolun kazıdan bacakların arasından geçiriyor. Kazıdan vücudun sağ omzunu alıyor burada ve itfaiyeci yöntemi omuzda taşımayı bize sormuşlar. Adana seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz şöyle. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın yanlıştır. Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar. B. Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksitli ilgili organlara taşır. C. Pıhtılaşmanın sağlanmasına rol oynar. D. Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır. Evet, burada da tabii ki hangisi yanlıştır? Denizli seçeneği yanlış. Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır. 41'e bakalım. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir, hareket, solunum ve boşaltım sistemlerini vermişler. Tabii ki bunu herkes biliyor değil mi arkadaşlar? Akciğerler solunum sistemi içerisinde yer alır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Diğer bir ilk yardım sınav sorusu yukarıda soru işaretiyle gösterilen hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası hangisidir? İkinci halkayı sormuşlar bakın burada. Bakın eli elin üzerine koymuş değil mi? Nedir? Hasar tespiti, olay yeri değerlendirmesi, temel yaşam desteği, ilaçlı tedavi. Bakın temel yaşam desteği değil mi? Evet. Bursa Ceyhan seçeneği doğru cevap. 43. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Baş çene pozisyonu, koma pozisyonu, alt çene pozisyonu, şok pozisyonu. Evet, burada da dikkat ederseniz bilinci kapalı herhangi bir yaralanmaya yoksa ve solunumu olan bir kazazedeye hangisi verilmelidir? Tabii ki koma pozisyonu verilmesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 44. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, ciltte ısı artışı, kızarıklık, kuruluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki burada da arkadaşlar ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk şok belirtilerinden biri nedir? Değildir. Cevap Bursa seçeneği. 45. Yukarıdaki açıklama trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğini gösterir? Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelir. Engelleme, öfke, empati, bastırma. Tabii ki burada da neden bahsetmiş? Empatiden bahsediyor, değil mi? 46. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez? Sorumsuz, empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, bencil. Tabii ki arkadaşlar empati düzeyi yüksek olan insanlar, sürücüler bu hareketi kesinlikle ne yapmaz? Yapmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 47. Trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir. Hangisi? Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Değil mi? Aşırı hız yapmaktan kaçınılması, geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, trafikte sürücülerin tek başına olmadığını düşünülmesi. Bireye yapılan hak ihlallerini soruyor. Bakın bireye yapılan hak ihlali. Engelli olmadığı halde engelli yerlerine ne yapmak? Park etmek bireye yapılan en büyük saygısızlıktır. Trafik suçudur arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. 48. sorumuz yine bir animasyonlu soru. Bakın sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Evet, sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Bakın animasyonumuzu izliyoruz. Yaya geçidinden geçmek üzereyken bakın arkasındaki sürücü el hareketi yapmaya başladı. Ellerini görüyoruz bakın. El hareketlerini görüyorsunuz. Şimdi burada ne var? Bir
Yani bir saniye beklemeyi ne yapıyor? Sabırlı olmadığını gösteriyor. Sabırsız bir sürücü, değil mi? Evet. Bir saniye bile bekleyemiyor. Bakın tekrar izleyelim arkadaşlar. Şimdi. Yaya, bakın. Yaya bastonuyla, yaşlı bir yaya geçiyor bakın. Siz hatta şunu yapmalısınız. Aracınızdan inip yayanın karşıya geçişini sağlamanız en doğrusudur, değil mi? Evet, burada sabırsız olduğunu açık ve net beyan etmiş. Adana seçeneği doğru cevap. 49. sorumuz, artık son sorular. Birlikte yaşadığımız trafik ortamında kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Evet. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır. Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması, kızgın biçimde kornaya basılması, aşırı tepki gösterilmesi de kaba ve saldırgan davranılması. Tabii ki nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması nedir? En doğrusudur. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Son soru arkadaşlar. 50. sorumuz. Trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangisine yol açabilmektedir? A. Kazaya karışma olasılığının azalmasına. B. Direksiyon hakimiyetinin artmasına. C. Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine. C. Kural ihlallerinin azalmasına. Öfke duygusu verilenlerden hangisine yol açabilmektedir? Tabii ki sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine, değil mi? Evet, öfkeli insanlar her zaman kaza yapma riskini ile karşı karşıya maalesef kalıyorlar. Onun için öfkeyle kalkan zararlı oturur sözünü de unutmayalım. Öfkeli araç kullanmaktan kaçınalım. Evet, sınavlarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Hem SRC'lerde hem de ehliyette çıkabilecek sınav soruları, hatta ilk yardım sınav soruları da özel güvenlik sınav sorularında da çıkıyor. Evet, sınavlara girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Mutlaka atmış olduğum yeni ehliyet görsel animasyonlu soruları çözmeden kesinlikle sınavlarınıza girmeyin. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.